Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmasının ardından tüm gözler artık Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri ve Zengezur koridoruna çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru bağlantılı Dilucu ve Iğdır tarafı ile ilgili ihalelerin yapıldığını açıkladı. Türkiye'nin doğusunda ve batısında ticaret hareketinin yoğun olduğunu belirterek, Uraloğlu, burada üç ana koridor var, Kuzey Koridoru, Güney Koridoru ve Orta Koridor. Türkiye, Orta Koridor üzerinde yer alıyor. Orta Koridoru, Hazar Denizi geçişi hariç, Pekin'e kadar demiryoluyla tamamlayabiliyoruz. Pekin'den Londra'ya kadar bir yükü çok rahatlıkla ulaştırabiliyoruz. Burada ayrıca İran üzerinden Rusya'dan geçen kuzey güney koridoru hayata geçirilmeye çalışılıyor dedi. Uraloğlu, Zengezur koridoru ile ilgili Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın çalışmalar yürüttüğüne işaret etti. Ermenistan'ın da söz konusu koridordaki 43 kilometrelik kesime müsaade edeceğini anlatan Uraloğlu, çünkü o da bu işten faydalanacak. En son aldığımız bilgiler bu yönde. Zengezur koridorunda Azerbaycan kendi tarafını yapıyor. Ermenistan tarafının nasıl yapılacağı ile ilgili netleşme yok. Zengezur koridorunda bizim tarafa geldiğimizde Dilucu, Iğdır tarafıyla ilgili ihalemizi yaptık. Bu yıl mevsimle beraber çalışmalara başlayacağız diye konuştu. Kalkınma yolunun çok büyük bir proje olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, proje bitme aşamasında kalkınma yolunda enerji ve ulaştırma sistemlerini düşündüğümüz zaman 15 milyar dolarlar civarında bir yatırım olacağını söyleyebilirim değerlendirmesinde bulundu. Rus merkezli Westnik Kavkaza gazetesi, Türkiye'nin Zengezur Koridoru'nun 2028'de açılışa hazır olacağını açıkladığını belirtti. Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki yolun bir bölümünün inşaatı neredeyse tamamlandığı ifade edilen haberde 224 kilometre uzunluğundaki Türkiye kısmının da inşaatının 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Zengezur koridorunun 43 kilometre uzunluğundaki kısmının Ermenistan'da bulunduğu, Erivan'ın şu anda ilgili ihaleleri planlama ve düzenleme aşamasında olduğu hatırlatıldı. İran tarafı da yeni rotaya ilgi gösteriyor. Türk yetkililer, onların da dahil olacağı projeye katılmaya hazır olduklarını ve İran tarafıyla müzakerelere devam ettiklerini belirtti. Azerbaycan hali hazırda Ermenistan'ı daha fazla beklemeyeceklerini vurgulayarak zaten İran ile ortak inşaata başlamış durumda. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in daha önce Alman medyasına verdiği bir mülakatta, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriden de anlaşılacağı üzere, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Zengilan bölgesinden Nahçıvan'a karadan erişim sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladığını hatırlatmak gerekir. Hacıev, Bakü ve Tahran'ın İran üzerinden Zengezur koridorunun inşasına ilişkin anlaşmasının Erivan'ın yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığına dikkat çekmişti denildi. Diğer yandan Ermeni silahlı gruplarının Karabağ'dan çıkmasına rağmen sözde Rus barış güçlerinin bazı kısımlarının halen daha bölgeden çıkmaması tepki çekiyor. Azerbaycanlı yedek albay Elhan Şikaliyev, Karabağ'daki Rus askeri birliğine ne kadar barış gücü dersek de onlar Rusya Güney Askeri Bölgesi'nin askeri birliğidir ve Azerbaycan'a asker olarak gönderilmiştir. Yani tim gelmediği sürece Rus barış güçleri Karabağ'daki faaliyetlerine devam edecek dedi. Terörle mücadele operasyonu ve Karabağ Ermenilerinin gönüllü göçünden sonra sözde Rus barış gücünün Karabağ'da kalmasının sebebini anlatan Şikaliyev 10 Kasım 2020 tarihli belgede, eğer çatışmanın taraflarından biri süreyi uzatmak istemezse, Kasım 2025'ten 6 ay önce bu faaliyetin otomatik olarak durdurulacağı belirtiliyor. Barış güçleri üçlü deklarasyonda belirtilen tarihe kadar Karabağ'ı terk etmekle ilgilenmeyecek. Barış güçlerinin 2025'ten önce Karabağ'dan çekileceğini düşünmüyorum. Rusya imajına zarar vermemek için anlaşma uyarınca askeri birliğinin faaliyetlerini askıya alacak dedi. En az bir buçuk yıl olduğunu aktaran Şikaliyev, bu süre zarfında Rus barış güçleri resmi olarak da olsa faaliyetlerine devam edecek. Ancak iki taraf arasında ciddi bir çatışma olmadığı için Rusların Karabağ'da faaliyet göstermesinin de bir mantığı yok. O alanlar zaten bizim kontrolümüz altındadır. Barış güçleri 2020 yılında Karabağ'a geldiğinde sayıları 1960'tı. Şimdi bu sayı Rusya-Ukrayna savaşının arka planında çok küçük. Aslında Rusya-Ukrayna savaşında bu askerlere daha çok ihtiyaç duyuluyor ama Karabağ'da varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Üçlü açıklamada belirtilen süreyi beklememiz gerektiğini düşünüyorum dedi. Öte yandan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nden çıkan Türk Deniz Kuvvetleri kararlarının ardından tüm dünyanın gözü başlayan deniz kurdu bir tatbikatına çevrildi. Yaklaşık 17 bin personelin katıldığı ve Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşen tatbikat ile ilgili konuşan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, bu tatbikatta yeni ve eski tüm mühimmatların kullanılacağına dikkat çekerek Deniz Kurdu tatbikatının Türk Deniz Kuvvetlerinin gövde gösterisi olduğunu belirtti. Yerli uçak gemisi kararı ile ilgili de konuşan Yaycı, bu adımın Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olması için oldukça önemli olduğunu söyledi. Yaycı, bu tatbikatın planlı bir tatbikat olduğunu söyleyerek, Deniz Kurdu, yıl içindeki basitten karmaşa doğru tatbikat dizisinin en karmaşık olanıdır. Yani personelin eğitim seviyesinin en üst seviyede sınandığı ve tecrübe edildiği bir tatbikattır. Burada Türk Deniz Kuvvetleri'nin hem gemilerinin imkan kabiliyetleri hem de personelinin eğitim seviyesi değişik senaryolarla denenir ifadelerini kullandı. Tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığını ancak diğer kuvvetlerin de katılımlarıyla icra edilen bir tatbikat olduğunun altını çizen yaycı, tatbikatta yeni alınan, yeni temin edilen ya da var olan bütün silah sistemlerinin ve mühimmatların da deneneceğini belirtti. Yaycı, Türk Deniz Kuvvetlerine başarılar dileyerek, bu tatbikatın çevremizde oluşan ateş çemberinde Türk Deniz Kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyesini de gösterilmesi çok önemlidir. Ordumuzun gücünün, eğitim seviyesinin, platformlarının ve silahlarının özelliklerinin sergilendiği tatbikat olacaktır dedi. Dün başlayan Deniz Kurdu tatbikatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın amacı deniz kuvvetleri ve bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilerek karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesidir. Ayrıca diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedeflenmektedir. Tatbikata deniz, hava ve kara kuvvetleri komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığından yüzer, dalar, uçar unsurların yanı sıra amfibi deniz piyade birlikleri ile sat ve sas timleri iştirak edecektir denildi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik kincel füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, sabah Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik kincel füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla grup şeklinde saldırı düzenlendi ifadelerine yer verildi. Diğer yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze şeridinde gerçekleştirdiği yıkımın benzerini Lübnan'ın başkenti Beyrut'a taşıma tehdidinde bulundu. Galant, İsrail'in Gazze'de savaşın yoğun manevra aşamasından, farklı türdeki özel operasyonlara doğru geçiş yapacağını belirterek, sonraki aşamanın daha uzun süreceğini savundu. Gazze şeridinin kuzeyinde bir sonraki aşamaya yaklaştıklarını ifade eden Galint, İsrail güçlerinin burada en azından yer üstünde büyük ölçüde kontrolü sağladıklarını öne sürdü.